Evet arkadaşlar, şimdi çok ihtiyacımız olan başka bir alana geçiyoruz. Bağımsız yayıncılık. Yavuz'cum hoş geldin. Hep sen beni davet ettin. Ben seni davet ettim. Ya Yavuz, sen biraz kendinden bahsetsene. Bunu sohbet gibi yapalım. Sen ne okudun? Nasıl bir yoldan geçtin? Ben İletişim Fakültesi. Tabii biz biraz eskilik hocam. Basın Yayın Yüksekokulu'ydu o zaman da. Sonra İletişim Fakültesi oldu. Yüksekokulken girip fakülte olarak mezun oldum. Gazi'den, Ankara'dan. Hep televizyonculuk yaptım. ATV'de bu meslek hayatına başladım. Sonrasında Star'da, BRT diye bir kurum vardı. Gençler şimdi hatırlamazlar. Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından birisi ki Türkiye'de her zaman iş adamları bir böyle medya sektörüne heveslenmişlerdir. İşlerinin doğru gitmesi açısından. Onun niye olduğunu belki konuşuruz sonra. ATV'de, Star'da, CNN Türk'te, Radikal'de, Posta'da ve Sputnik'te en son radyoda çalıştım. Şimdi kendimiz bir gazete çıkartıyoruz. Gazete Pencere. Aynı zamanda YouTube üzerinden yayın yapıyoruz. Yine online bir radyomuz var, Karakutu. Oradan devam ediyoruz. Bir haber programımız var. Onun dışında yayın yapan akademisyenler var. Başka özel konularda, sinema gibi, adli tıp gibi konularda yayın yapan arkadaşlarımız var. Bir de Bunu İzle kanalında. Böyle bir hayatımız var. Yani televizyonla başlayan, yeni medyaya uyum sağlayan bir süreç diyebiliriz. Ya bu Gazete Pencere ne iş? Ondan biraz bahsetsene. Yani neden böyle bir şeye ihtiyaç duydun ki? Bir sürü gazete var. İşte zaten belki bugünkü bizim konu başlığını da ilgilendiren mesele orada. Türkiye'de medya her zaman sorunlu bir alandı. Geçmişte bugün sorunlu bir alan da bundan 15 sene önce sorunlu bir alan değil miydi? 20 sene önce yani AK Parti'den önce sorunlu bir alan değil miydi? O zaman da sorunlu alandı. Medyada farklı düşünceleri destekleyen gruplar, patronlar vardı. Yani işin içinde para olunca medyaya ilişkin doğal olarak bir takım rasyonel, dünya standartlarında yayıncılıktan uzaklaşıldığını da görüyoruz. Ama hiçbir dönemde şu an Türkiye'de olduğu gibi bir grup, bir düşünce, bir sermaye tarafından kontrol edilmedi. Bu kadar etkin bir biçimde. Biz de işte Sputnik tecrübesinden sonra bir grup arkadaşla Türkiye'de ya şöyle güzel her şeyi okuyabileceğimiz, kendi fikirleri, düşüncelerin ötesinde sadece haber verme gayreti güden bir gazete yok mu diyenlere, bir bütün olarak haberi almak isteyenlere. Çünkü o kadar çok haber alma kaynağı var ki şu anda insanların da kafaları karışıyor. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Acaba burada kandırılıyor muyum? Acaba haber gizleniyor mu diye. Bunların hiçbirinin yaşanmayacağı haber alan tarafından bir mecra oluşturabilir miyiz dedik. Ve onun için yola çıktık. Tabii bunun için büyük paralarımız, sermayelerimiz, sermayedarlarımız, destekleyicilerimiz yoktu. Kağıda basmak ve teknoloji de aslında artık buna zorluyor insanları. Kağıda basmak yerine PDF olarak hazırlayalım. Daha dar bir grupla hazırlayalım. Editoryal tecrübemizi içine koyalım. İnsanlara vaziyeti anlama imkanı sunalım dedik ve öyle yola çıktık. Sanıyorum işte ikinci yıla doğru gidiyoruz yani 540'larda şu anda. 538 evet. Bugün evet. 538. 538. Bugün bir dakika hemen bakayım bulabilirsem. Ben onu göstereyim bir yandan. Tamam hocam. Bakıyorum görüyor muyuz? Evet gördük şunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı böyle bir gazete gibi görünüyor. Biraz şöyle büyüteyim. Bugünkü gazete bu. Renkli resimli. Ve yani gördüğünüz gibi ön sayfada çok dolu dolu yani. İki tane resimle geçmiyorlar. 8-10 tane küçük haber var. Ondan sonra bunların devamları var arkada. Tabii o tablomuz baş tacı. Ondan sonra böyle devam ediyor. Ya Yavuzcuğum ben bugünkü sayıyı atacağım gençlere. Bir görsünler. Çok sevinirim. Görsünler. Hatta belki ondan sonra ilgi olursa bir aylık abonman da alırız çocuklara. Bir katılımcılara bir tatsınlar. Hani bağımsız medya nasıl oluyor? Haber
verilişi. Abi yani aynı haberi bir Akit'te okuyorsun, bir Sözcü'de okuyorsun, aynı olduğuna inanamıyorsun yani. Al birini vur birine diyeceğim geliyor. Ama siz biraz daha böyle ortadan gitmeye çalışıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Olanı olduğu gibi vermek diye bir husus var hocam. Şu anda Türkiye'de unutulan mesele bu. Olanı olduğu gibi vermek. Yani biraz değerlendirmeyi karşıya bırakmak. Yönlendirme gayreti var şu anda Türkiye'de. Çok ağır bir biçimde. İnsanları yani böyle düşün diye yönlendiren bir yapı var. Bunu yalnız şey için söylemiyorum. Sadece iktidar destekleyen medya için söylemiyorum. Bu aynı zamanda muhalif duruşuyla bilinen medya için de geçerli. Onların haber seçimlerinde, duruşlarında, haberle ilgili dillerinde bunu görmek mümkün. Mümkün olduğu kadar vermek haberi bizim amacımız o. Ve başlıkla birazcık anlatmak. Az önce senin gösterdiğin birinci sayfada bir kere hani bir Türkiye fotoğrafını gösterebilmek insanlara. Hap gibi bir şeyi verebilmek, bir ana haber bülteninde ne varsa televizyonda onu orada insanlara aktarabilmek. Haberin dışındaki yorumlardaysa arkadaşlar belki bilmiyorlardır, sen olaya hakimsin. 50'nin üzerinde yazar var bizde. Haftalık periyotlarda yazı yazan, kendi alanlarında yorum yapan insanlar. Haberin dışındaki yorumları ve bir bakış açısı yaratması için de katkı sağlayan değerlendirmeleri, analizleri o yorumculara bırakıyoruz. Yani onlar versinler istiyoruz. Ve bunu okuyan da baksın, ya bir dakika Ahmet böyle yazmış, aynı olaya böyle bakmış. Mehmet böyle bakmış, Hüseyin de böyle bakmış, Ayşe böyle bakmış. Kendi değerlendirmesini yapabilecek kapasiteli insanlar bakıyor zaten buna. Onu yapsın istiyoruz. Değerlendirmeyi kendileri yapsınlar istiyoruz. Yavuzcuğum, abone sayısı ne civarlarda şu anda? Söyleyebilir misin gizli değilsen? 4.000'ler civarındayız hocam. 4.000 civarında. Şimdi bir bana sorsan bundan bir yıl önce 4.000, ya 4.000 az olur, bizim hedefimiz 10.000 falan derdim. Şimdi sektördeki arkadaşlarla konuşuyorum, büyük başarı diyorlar. Yani kendisi girip de kredi kartıyla, havaleyle işte bizim 12 lira biliyorsun şeyimiz, gazetemiz. Yıllık Yani Yavuz, 128 lira. bir kafe latte'den ucuz aylık Bir abone, doğru mu? kafe lateden ucuz. Ayda 30 tane gazete gönderiyoruz her sabah. SMS ya da e-mail ile 12 liraya gönderiyoruz. Ama Türkiye'de habere, yani haberin karşılığını ödemek diye bir duygu yok Türkiye'de. Çok yeni başlıyor daha o işler. Ya İşte ne Yavuzcuğum, bileyim, Patreon'la, YouTube'da katılla, biraz işte bizim gibi dışarıdan bu meseleye dahil olmak isteyen, abone usulü çalışan gazetelerle, biliyorsunuz Türkiye'de gazeteler basın ilan kurumu tarafından desteklenirler. Yani şu anda Türkiye'de yazılı olan bütün gazeteler, hatta sizin görmediğiniz onlarca gazete milyonlarca lira para alır basın ilan kurumundan. Resmi ilan yayınladıkları için. Ama bu da şöyle bir şey getiriyor beraberinde. O zaman da ilanın kesilmesin diye olaya yaklaşıyorsun. Ya da yeteri kadar gazete basmıyorsun, satmıyorsun ama satıyormuş gibi gösterip sadece para kazanıyorsun. Ve bu görünmesin diye de ona göre o parayı verenlere yakın davranıyorsun. Yani sistemi bozan, kimyasını bozan bir mesele. Türkiye'de bak şimdi, bazı gazeteler 50 bin satar. 50 bin satıyor görünür. Türkiye'de 50 bin satıyor görünen gazete 50 bin satmıyordur. Basın ilan kurumundan fazla para almak için öyle yapıyordur. Ya da 100 bin gösterir. Ona göre para alır. Ama 100 bin satmaz asla. 100 bin satmış gazete kapandı Türkiye'de. 100 bin büyük rakam. Onun için bütün bunlardan uzakta. Bir kere yani kimseden herhangi bir devletten, şirketten, şundan bundan para gibi bir derdi olmadan abonelerle sistem yürürse tabii başka bir hayat olacak orada. Şirkete de bağlı olmayacaksın. Reklamla ilgili kaygın da olmayacak. Yaratmak istediğimiz durum bu. Ama dediğim gibi Türkiye bu konuda biraz yeni, biraz acemi. İnsanların habere değer vermesi lazım bunun için. Yavaş yavaş o bilincin oluştuğunu da görüyorum ama. Yavuz, yani zaten yanılmıyorsam en böyle şaşalı günlerinde bile Hürriyet 1 milyona ulaşamadı ya da ucu ucuna ulaştı falan. Evet. Yani bu ülkede 50 milyonun altında değildi pek benim yaşamım boyunca. Öte yandan işte Japonya'ya bakıyorsun, Asahi Shimbun'un bunun falan basılma ve satılma rakamlarına. Biz hakikaten yani kumda oynuyoruz ya. Yani Yani çok doğru bir şey söyledin. İnsanlar
gazeteye veya habere para vermek istemiyor ama insanlar entelektüel çıktıya para vermek istemiyor abi. Evet, o da var. Yani Doğru danışmana da para vermek istemiyor, kitaba da para hocam. vermek istemiyor, yani fotoğrafa da her şeyi bedava indirmek istiyor. Hele bir de biraz önce gençlerden birisi çok güzel bir noktaya değindi. Gazeteleri fiziksel olarak alıyorlar diyor ama basılmadıysa diyor, vav ya niye para vereceğim falan diyorlar diyor. Evet. Maalesef böyle. Şimdi 2 milyar dolar yanılmıyorsam Washington Post'un dijital gelirleri 2 milyar Evet. dolar. Evet. Yani onlar Şimdi çözdüler işi. New York Times, Washington Post falan online'dan gelir sağlamanın yolunu çözdüler. Türkiye'de de işte oksijeni görüyoruz. Aposto var, Onedio var, böyle farklı siteler var. Var mı sence gelecek? Yani ben var olmasını, var olduğunu hayal ediyorum. Var olması için çabalıyorum. Vardır inşallah diyorum. Sen de aynı gemidesin ama hocam başka yani bir böyle bir çıkış şey. yolu yok. Başka bir çıkış yolu yok. Türkiye başka şeyleri çok denedi. Yani geçmişte Dinç Bilgin bu ülkede, Aydın Doğan bu ülkede patronluk yaptı. İyi ya da kötü yönleri vardı ama bir gazeteci tarafları da vardı. En azından başka bir şekilde bakabiliyorlardı dünyaya. Birçok yönüyle eleştirebiliriz ama bugünkü düzene baktığında, bu kimyası bozulmuş düzene baktığında başka bir şansı yok, başka bir çıkışı yok. Okuyucu haberin değerli olduğunu öğrenecek. Demokrasinin temeli bu değil mi? Bilecek yani okuyucu. Doğruyu bilmesi lazım ki doğru değerlendirme yapsın. Şu anda Türkiye'de doğru bilinemiyor ki. Herkes büyük bir bombardıman içerisinde. Farklı noktalardan, sosyal medyada örgütlenmiş bir takım gruplar bunu yapıyor. Gazetelerde bu yapılıyor, televizyonlarda bu yapılıyor ve bir bombardımana uğruyor. Bunu ben sağını solunu ayırarak söylemiyorum. Her taraf için geçerli bir şey bu. Ve bir analiz etme, bir doğruyu görme, tabloyu değerlendirme imkanı seçmen açısından çok zor. Yani bunun için özel gayret sarf etmek lazım. Bu düzende böyle gitmez. Yani insanlar doğal olarak doğru haber alabilecekleri mecraları destekleyecekler. Bu atla deve değil. Yani gazeteci de insan. Yiyor, içiyor, hayatı var, çocuğu var, para kazanması lazım. Bunu değerlendirecek. O haberi üretirken bu adam emek veriyor diyecek. Bir akademisyen, bir entelektüel çift üretiyorsa bunun bir emeği var diyecek. Bunun bir karşılığı olduğunu herkes bilecek. Bunu dijitalden okumakla gazete kağıdını eline alıp okumak arasında bir fark yok. Aynı emek veriliyor. Sadece dijitalden olduğu için daha ucuza ulaştırma imkanı oluyor. Meseleye böyle bakılacak ve başka bir çıkış yolu da görmüyorum ben doğrusu. Türkiye'de siyasi olarak da demokrasinin devamı anlamında da insanların bilinçlenmesi anlamında da başka bir formülü yok bu işin. Onun için ben de umutluyum yani. Gençler bu işi iyi yapıyorlar. Görüyorum ben de senin saydığın o mecraları görüyorum. Bunlar önemli mecralar. Bunlar büyüyecekler. Belki bizim başlattığımız sistem devam edecek falan. Başka bir alan olacak burada. Çünkü bir şeyi daha söyleyeyim hocam. Geçmişte çok büyük paralar harcanıyordu. Hala da öyle. Bakarsan televizyonlara inanılmaz paralar harcanıyor. Onları finanse etmek için çok inanılmaz bağlantılara, siyasi bağlantılara, ticari bağlantılara ihtiyaç var. Şimdi değişen dijital dünyada bu paraları harcamaya gerek olmadan benzer içerikleri üretme, hatta daha iyilerini üretme imkanı var. Onun için her şey alt üst oluyor. O alan da değişecek. Burada olması gerektiği noktaya doğru ilerleyecek. Biliyorsun bazı şeyler Amerika'da oluyor. Biz biraz geçerek şey yapıyoruz ya, yetişiyoruz ya. Oradaki tablo da umut verici bana göre. Peki Yavuz, çok ilginç bir soru geldi. Doğru haberi tarafsız şekilde verdiğin için bir zorlukla karşılaştın mı? Ya ben bunu seninle hiç teyit etmedim ama sen galiba Ares FM'den Davutoğlu'yla mülakat yaptıktan sonra ayrılmak durumunda kaldın. Doğru mu? Yapmak ya, RSFM'de o mülakatı haberleri olmuş olmasına rağmen yaptırmadıkları için kendi YouTube kanalında yaptığım için atıldım. Yani ben Bir dakika, bir Davutoğlu'yla dakika, bir bir dakika. röportaj yapacağım dedim RSFM'e. Bir dakika. Arkadaşlar dikkatli dinliyorsunuz değil mi? Bak çok güzel bir soru geldi. Doğru haberi taraf. Haber nedir? Ahmet Davutoğlu parti kurmuş, tamam mı? Evet. Sen bir gazetecisin. Bununla tabii ki ilgileneceksin. Abi niye parti kurdun? Geçmişte ne yapamadın da şimdi yapabileceğini düşünüyorsun gibi. Zor sorular soracaksın değil mi? Ben Evet. bunu yapayım diyorsun. Yapma kardeşim. Peki o zaman ben kendi sistemde yapayım diyorsun. Devam Yavuzcuğum. Kendi internet sistemde, kendi YouTube sayfamda yapayım dedim. Yaparsan sonucu kötü olabilir dediler. Buyurun dedim, nasıl kötü olabilirse olsun. Biz yaptık Davutoğlu'yla. Gerçekten
Hiç konuşmamıştı 2 yıl. Bu ülkede başbakanlık yapmış, AK Parti'nin başından beri içinde kalmış bir adam. Niye AK Parti'den ayrılıyor, niye parti kuruyor? Çok merak ettiğimiz de bir konuydu. Sorduk İsmail Saymaz, Akif Bekir ile birlikte 2 saatlik bir yayın. Sonrasında bizi attılar BSFM'den. Ama bu gazetecilikte olabilecek bir şey. Bunlar nişane, bunlar iyi şeyler. Yani bunu yapmaya devam etmek. Hocam gençler dinlediği için bir şey söyleyeceğim. Bugün yaşanan en önemli sorunlardan biri ne biliyor musunuz? Geçmişte de gazete yöneticilerinin, televizyon yöneticilerinin zorlukları vardı. Patronların angajmanları vardı. Ne bileyim reklam aldıkları yer vardı. Siyasi organizasyonlar vardı. Ama o televizyonların, o gazetelerin başında olan insanlar namusu kurtarmak için en azından haberi zorlarlardı. Yani haberi vermek için bir gazetecilik namusu vardı. Bugün gelinen noktada yöneticiler haberi verdiğinde başı ağrıyacağını düşünerek kendi kendine çok patrondan çok daha büyük otosansür yapan insanlar bugün bulunan yöneticilerden bahsediyorum. En büyük kopuş da burada yaşandı Türkiye'de medyada. Çünkü gazeteci zorlar. Mehmet Ali Birand başının belaya gireceğini bile bile onlarca haber yapmıştır. Bilir yani başının belaya gireceğini. Bilir patrondan fırça yiyeceğini. Biz bir haberi verdiğimizde buna patronun İtiraz edeceğini bilirdik CNN Türk'te. Ama o itiraz gelinceye kadar 3 defa verirdik o haberi. İnsanlar haberdar olurlardı. Sonra patron kızardı. Peki derdik, mesele kapanırdı, vermiş olurdu. Bugünkü durum çok farklı. Onun için yani haber bir karakter işi o. Duramazsın yani. O Ahmet Davutoğlu'yla röportaj yapacaksan yaparsın. Çünkü haber vardır onun içinde. Atılırsın, sonra tekrar devam edersin hayatın. Ha, bazıları da senin S-400 mağduru olduğunu düşünüyor. Yok yok ya. Ve aslında şöyle bir şey var. S-400'ün çok büyük etkisi var tabii. Yani Rusya'nın duruşu o dönemde S-400'le ilgili farklı olsaydı belki Ahmet Davutoğlu röportajına ses çıkartmayacaklardı. Ama o dönemde AK Parti ile ya da Cumhurbaşkanlığıyla o günkü yönetimle iyi geçinme kaygısı vardı ki Ahmet Davutoğlu yayınlansın istemediler. Yani bu hayatın gerçeği doğru söyledikleri. Ya ve şu anda bile oy oranı %1'in altında olan bir partiden bahsediyoruz. Yani korku dağları bekliyor, öyle görünüyor. Arkadaşlar, bu arada ben de bir online dergi çıkarmıştım. Informs Transactions on Education. Ben tabii bağımsız medya peşinde değildim. Ama bu kağıt ve baskı maliyetlerinden kurtulmak için yaptım bunu. Benim alanımın en büyük profesyonel kuruluşudur Informs, Institute for Operations Research and Management Sciences. Yani 6-7 tane dergisi vardır ama eğitime odaklı bir dergisi yoktu. Onun da kurucu editörü bendim. Yani yıllar önce aynen Yavuz'un şimdi yaptığını yaptım. Yazılar geliyordu, hakem sürecinden geçiyordu. Ondan sonra biz onları kağıda basılsa nasıl görüneceklerse o şekilde PDF olarak insanlara gönderiyorduk ve dergi hala tıkır tıkır yayınlanmaya devam ediyor ve benim alanımda eğitimciliği destekliyor. Arkadaşlar, 12 liradan bahsettik. Öğrenci indirimi. O 12 lirayı Ya, nasıl indireceğiz ya? Çok gençler hocam okuyacaksınız. e-mail atalım, e-mail atalım. Gerçekten ödemeyle ilgili sıkıntısı olanların tamamına biz biliyorsun o gazeteyi göndermekte de tereddüt etmeyiz yani. Biliyorum, biliyorum abi. Problem olmaz. Ben Öğrenci size arkadaşlarımız şöyle yeter ki okusunlar. Evet. Şöyle yapalım gençler. Eğer gerçekten okuyacaksanız, yani okuyacağım diyenlerden ben bir anket almak istiyorum. Onların yarısının parasını ben gazete pencereye göndereceğim yetken olarak. Yarısı da Yarısını Yavuz'dan ben bekleyecek. Tamam mı? göndereceğim hocam Yani hiç yarısı problem. bekleyecek. Şimdi hemen bir şey açalım bakalım. Ama bak, okuyacaksanız okuyacağım diyeyim. Boşu boşuna yetkenin parasını harcatmayın, tamam mı? Hemen şimdi metni hazırlayın gençler. Yani Netflix, Spotify hesabım var. 30 lira, 15 lira veriyorsun. Buraya niye para vermiyorsun? Orada hayal görüyorsun, burada gerçekleri görüyorsun diyor birisi. Çok çok doğru. Okurum. Abi tamam, şimdi açıyoruz anketi, birazdan gelecek. Sinyal. Bak, bu da güzel bir soru Yavuz. Medya patronlarının başka ticari ilişkileri olması bağımsız karar almalarını olumsuz yönde etkilemiyor mu? Çok çok olumsuz yönde etkiliyor. Bunu tabii gençler hatırlamazlar hocam. Sen de hatırlarsın. Özelleştirmeler döneminde medya patronlarının nasıl zengin olduğunu, hükümetle ilişkilerini iyi tutmak için yayın politikalarını da ona göre ayarladıklarını. Bu çok uzun zamandır konuşulan bir şeydir. Maalesef Türkiye'de başka ticari işleri
olmayan patronlar medyaya da girmiyorlar. Çünkü burası riskli de bir alan. Aynı zamanda dayak yiyebileceğin bir iş. Siyasetçilerle karşı karşıya kalabileceğin bir iş. Ama işte onun için diyoruz, okurun desteklediği mecralar büyürse eğer, o zaman zaten böyle bir dert kalmayacak ortada. Çünkü gazeteci, bu işin içinde olan gazeteci, bu işin finansmanını okurdan sağlayan gazeteci başka ticari işte bilmez, yapamaz zaten. Onun için bu işi gazeteciliğe harcayacaktır oradaki parayı. Yani geçmişte Üstü Bey'le sohbet ederken bir ara ona sormuştum, siz medya işine girmeyi düşünüyor musunuz diye. Bana öyle bir baktı ki cevabı anladım. Abi Ben yani de Aydın Doğan'la ilgili bir şey söyleyeyim müsaade edersen hocam. Bu vergilerle ilgili dönem, ben o zaman Doğan grubundayım. Arkadaşlar da duysun diye söylüyorum. Yani o kadar sıkıldı ki medya patronların tarihine bakmış. Ve sonraki bir görüşmemizde bize dedi ki medya patronu olup da parası olarak hayatını devam ettiren görülmemiştir. Beni de dolmuş parasına mecbur bırakacaklar. Kaygısı oydu, düşüncesi oydu ama Aydın Doğan tabii geçmişteki medya patronlarından biraz daha akıllı olduğu için en zengin eski medya patronu oldu. Yani doğru zamanda çıktı. doğru zamanda gitti o, evet. Bu arada siyasi nedenlerden ötürü 26. günün sonunda kapanan televizyon kanalı varken Gazete Pencere'nin geldiği nokta büyük başarı diyorlar. Doğru, Olay TV orada da Evet, çok emtiye hazır çok. mıyız arkadaşlar? Açıyor muyuz? Gazete Pencere'lim abone olsa düzenli okurum. Her gün 5 dakika göz gezdiririm, okumam. Buyurun. Alalım cevapları, değil mi? Şimdi geliyorlar cevaplar. Evet, gençlere buradan destek vereceğiz demek ki hocam. Öyle görünüyor. Biraz daha gelsin de Ececiğim, bak şimdi ben buna gücendim ama bugünkü Yetken yayını mükemmel gidiyor. Ya geçen haftaki mükemmel değil miydi? Evvelsi haftaki mükemmel değil miydi? Ya çok kalbimi kırdım vallahi ya. Deniz, okumazsam kesin beni. Abi biz kimseyi kesmeyiz ya. Yapma Allah'ını seversen. Ömer, bravo kardeşim. Tebrik ediyorum. Teşekkür. Okumam diyorsun. Eyvallah. Allah senden de razı olsun. Tabii. Orada da net olmak çok önemli. Evet, Washington Post'ta Amazon'u eleştiren haberler çıkıyor. Hem de bir tane değil, üç tane değil. Aynı patron, Ve Jeff patronun Bezos. da Amazon'un Bezos olduğunu söyleyerek yazıyorlar bu haberleri. Evet. Gazetenin patronunun Bezos olduğunu söyleyerek yapıyorlar bu işi. 300 küsur para. Faruk Bildirici'yi arkadaşlarımız takip ederlerse sosyal medyada, Türkiye'de aslında medyanın ne hale geldiğini göstermesi açısından önemli incelemeler ve örnekler ortaya koyuyor. Kendi blogunda da yazıyor bunu. Gazetelerin nasıl reklam gibi haber yaptıklarını, hem reklam alıp hem haberleri nasıl verdiklerini, okuyucularını nasıl kandırdıklarını çok güzel ortaya koyuyor. Şu anda bir yazılı medyanın devletle bağlantısı olmadan hayatına devam etmesi mümkün değil Türkiye'de. Onun Evet, için çok sonuna doğru. kadar bağlı olduğundan ona göre hareket ediyor. Attığı başlıklar da öyle, yazılan yorumlar da öyle. İç sayfalara bakın, şehirlerin övgülerini görüyorsunuz. O belediyeden para alınmıştır bununla ilgili. Yani mesele tamamen maddi menfaatler üzerinden yürüyor. A Haber'e bakın, bir dakika içinde 6 tane sponsorluk duyarsınız. Vakıfbank Sunar sundu. Emlak Konut Sunar sundu. Türk Hava Yolları Sunar sundu. Ziraat Bankası Sunar sundu. Hiçbir şey de vermezler bunlar. Sadece bir, ne bileyim, blockchain'den 30 saniye gitti. Hiçbir şey anlatmaz size. Sadece para vermek için kurulmuş sistemler vardır. Maalesef kopmuş bir sistemimiz var Türkiye'de şu anda. Medya açısından baktığınızda. Ya arkadaşlar bakın, Gazete Pencere okursunuz okumazsınız o ayrı konu da, Yavuz'un değindiği nokta çok önemli. Türkiye'de eğer medyada olmak istiyorsanız bir yerden para gelmesi gerekiyor ve bu genellikle de devlet oluyor. Bakın mesela devlet ilan veriyor ya. Bakın Cumhuriyet'te kaç tane ilan göreceksiniz? Göremezsiniz. Bakın Evet. Sözcü'de kaç tane devlet ilanı göreceksiniz? Göremezsiniz. Gazete Pencere'de bugün ilk defa ilan gördüm Yavuz. İnanamadım ya. Evet, biz de bir süredir hocam bununla ilgileniyoruz. Çünkü bu abonelik de tek başına ya uzun soluklu olamama ihtimali doğunca
Acaba reklamla bu işi destekleme imkanınız olabilir mi diye. Bir reklamcı arkadaşımız var, dışarıdan çalışıyor bizimle. Ajanslarla konuşuyor. Ajanslarla, şirketlerle eğer bir bağlantı kurabilirse bazı reklamları alıyor. Evet, bugün bir tam sayfa reklamımız var. İnşallah devamı gelir. Valla arkadaşlar bakın bunu Facebook örneğinde de söyledik. Eğer sen para vermiyorsan sen mal kendinsin kardeşim. Ben Gazete Pencere'ye niye hani ben yazar olduğum için sağ olsunlar bana gönderiyorlar ama olmasam da abone olurdum. Neden? Çünkü abi ben parayı verip reklamsız haber okumak istiyorum ya. Aralara reklam girmesini istemiyorum. Takip ettiğim siteleri de ben üye oluyorum, veriyorum abone parasını. O reklamları görmek istemiyorum. Dolayısıyla reklama dayanarak bir medya kuruluşu kurma niyetiniz varsa birazdan bunu Kaan'la da konuşuruz ama Türkiye'de işiniz çok zor. Kullanıcıyı irite ediyorsunuz ve ondan sonra da o reklam gelirleriyle sizi kontrol altına alıyorlar ve sizin verdiğiniz haberleri yönlendirmeye başlıyorlar. Problem orada çıkıyor zaten. Çok doğru. Gerçekten bağımsız medya istiyorsan destekleyeceksin abicim. Başka yolu yok. Tamam, bunu Evet. şimdilik bilin. Paranız yoksa paranız olduğu zaman düşünürsünüz. Evet, Yavuzcum çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Hocam, Herkes seni ben alkışlıyor. Biraz teşekkür ediyorum. sayıyı İyi ben müsaade. email Sen adresine bir konuda da gönderiyorum. kutlamak istiyorum. Dünyanın en etkili bilim insanları sıralamasında Türkiye'den hocamın da olması, Erhan Erkut'un olması, Erhan Erkut'un Gazete Pencere'de yazıyor olması, benim onu tanıyor olmam, hepsi bizim için gurur vericiydi. Çok teşekkürler hocam. Gerçekten büyük gayret sarf ediyorsun. Ben böyle hayranlıkla izliyorum. Ben de seni alkışlıyorum. Sağlar gibi. Yazılar geliyor merak etme. Sıradalar. Çok Görüşmek teşekkürler üzere. hocam. Sağ ol. Arkadaşlara da iyi günler diliyorum. Sağ olsunlar, hoşça kalın.